Hayır, ben hayır, biz de bağırmış. Söyledik. Biz yayında söyledik. Neyse. Evet, işte bir tek orada ben. Bak işte denk düştü. Ayşe'cim. Bak yalancı değilim, sana görüyorsunuz. Kısmetmiş. Sana kısmetmiş. Geçen yıl 22 Şubat'ta başladığımız Kanal D maceramızın bugün sonuna geldik. Bana değil mi? Hiç beklenmedi. Sana denk geldik. Can Yücel'in bir sözü var. Vedalar acıtsa da bazen gitmek gerekir. Bizim için de buradan, bu kanaldan gitme vakti geldi. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bütün ekip arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet sevgili izleyiciler, dediğin gibi bazen kalmak çok güzel bir şey. Bazen de gitmek, ama insan kalacağı zamanı da gideceği zamanı da bilirse bilmeli, başarısını, kariyerini, stilini, ismini, adını, sanını korur. Korumak adına böyle bir karar aldık. Dün de size daha detaylı açıkladık. Seyirciler, kameramanlar, genç editör arkadaşlarımız, aynen, montaj, buradan, reji, Nursen ve bugüne kadar Ayşe senin nezdinde, sen de dahil olmak üzere bizi hiç yalnız bırakmayan, sabahın köründe, karanlığında biz de kalkıp evlerinden gelip masamıza oturan ünlülere, konuklara, uzmanlara ve tekrar ediyoruz, bu kadar program, bu kadar çeşitlilik varken evinizde zaman ayırıp, işinizde, okulunuzda zaman ayırıp bizi izleyen herkese gönül dolusu teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz Ayşe'cim. Kaç sene olmuştu burası? Sana da. Burası tam bir yıl oldu. 22 tamam Şubat'ta başladık. Ben 6 ay olsa giderdim. Tam bir yıl oldu. Ayşe'cim sana da çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür sizlere ederim. Bir kez çok daha teşekkür ediyoruz. Sıkıştırım adına sözü söyle. Allah'a emanet olun. Evet. Tutsun. Bir gün bir yerde olun. Görüşmek üzere sevgili izleyiciler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Konuşamadım.